1x elementi ile ilgili bilgiler şöyledir denilmiş. Buna göre x'in yanmasıyla oluşan bileşiğin formül aşağıdakilerden hangisi olamaz deniliyor. Birinci bilgimizde elektrik akımını iletir denilmiş. Öncülere baktığımızda yanması sonucunda oluşan bileşikler var. Bildiğimiz üzere yanma tepkimeleri oksijenle olan tepkimelerdi. Bu maddelerin yanmadan önceki hallerini düşündüğümüzde sadece metal atomları kalıyor. Yani A şıkkında sodyum, B'de kalsiyum, C'de kurşun, D'de demir ve E'de bakır. Az önce saydığım maddelerin tamamı metal ve metallerin elektrik akımını ilettiğini biliyoruz. Yani birinci öncülde hepsi sağlıyordu. Yanmadan önceki hallerini düşünüyorduk. Dikkatli olalım. İkinci öncülde hidroklorik asitle reaksiyonun sonucunda hidrojen gazı açığa çıkarır. Arkadaşlar, asitlerle tepkime sonucunda hidrojen gazı çıkaran metaller aktif metallerde Peki biz aktif metalleri nasıl yorumluyorduk? Yani nereden bileceğiz hangi metalin aktif olduğunu? Bunu da tam soy ve yarı soy metalleri aklımızda tutarak bu 5 metalin dışındaki metaller aktif metalde şeklinde yorumluyorduk. Peki tam soy metallerimiz kimdi? Tam soy metaller sadece kral suyu denilen özel bir karışımda tepkime verir. Bu metaller altın ve platindir. Bir de yarı soy metallerimiz vardı. Yarı soy metallerse sadece kuvvetli oksijenli asitlerle tepkime verebilirlerdi. Bunlar gümüş, bakır ve civaydı. İşte bu 5 metalin dışındaki metalleri biz aktif metal diyoruz ve asitlerle tepkimeleri sonucunda hidrojen gazı açığa çıkmaktaydı. Verilen şıklara baktığımızda X bakır ise yanması sonucunda bakır bir oksit bileşiği oluşur. Az önce de söylediğim gibi bakır yarı soy metal olduğu için hidroklorik asitle tepkime vermez. Dolayısıyla bize olamayan sorulduğu için cevabımız E şıkkı olacak. Diğer 4 şıktaki metal de aktif metal olduğundan hidroklorik asitle hidrojen gaz açığa çıkarabilirdi. Modern atom modeli ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncül bir enerji düzeyinde bulunabilecek orbital sayısı n kare ile hesaplanır. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. İsterseniz deneyelim. Normalde şunu biliyoruz biz birinci enerji düzeyinde sadece bir orbital var. İkinci enerji düzeyinde iki orbital. Üçüncü enerji düzeyinde üç orbital. Dördüncü enerji düzeyinde dört orbital. Ve yedinci enerji düzeyine kadar dört orbital bulunmaktaydı. En yerine bir koyduğumuzda sadece bir orbital çıkıyor. O da bir S orbitali. Bir S orbitali bir tane alt orbitalcıktan oluşmaktaydı n yerine 2 koyduğumuzda n kareden karşımıza 4 çıkıyordu. 4 orbitali de şöyle düşünüyoruz. Bakın ikinci enerji düzeninde 2s ve 2p orbitali vardı. S orbitali 1 alt orbitalcıktan oluşurken P orbitali 3 alt orbitalcıktan oluşuyordu. Yani toplamda ikinci enerji düzeyinde 4 tane alt orbital bulunur. N eşittir. 3 dediğimizde N kareden 9 orbitalcık karşımıza çıkıyor. Hangi orbitalcıklarda bunlar? 3S, 3P ve 3D. Bakın 3S 1 orbital orbitalcikten, 3P 3 orbital orbitalcikten, 3D de 5 altı orbitalcikten. Yani toplamda 9 orbital bulunmakta. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Burada bulunabilecek orbital sayısı derken alt orbitalleri düşüneceğiz. İkinci öncül 3. enerji düzeyinde en fazla 18 elektron bulunabilir. Bakın 3. enerji düzeyinde bulunabilecek orbitalleri yazdık. Bir orbital en fazla 2 elektron alabiliyordu. Dolayısıyla 3s2, 3p6, 3d10. Bu orbitallerin bulunabileceği elektron sayıları bu şekilde olacak. Bunları toplarsak 2, 8, 18. Yani 3. enerji düzeyinde en fazla 18 elektron bulunabilir. İkinci öncülümüz de doğrudur. 3. öncül, dördüncü enerji düzeyinde S, P, D ve F orbitalleri bulunur. Burada da S, P, D, F orbitalleri bulunduğunu görmekteyiz. Sorumuzda bize doğru olanlar sorulduğundan dolayı cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Şu n kare formülü 4. enerji düzeyine kadar geçerlidir. Yani 5 koyduğumuzda 25 çıkıyor ama o kadar orbitallerle biz uğraşmıyoruz. Dolayısıyla 4. enerji düzeyine kadar bu formül geçerli. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır deniliyor. A şıkkı küresel simetrik özellik gösterenleri X, Y, Z, L ve Q'dur denilmiş. Arkadaşlar küresel simetri özelliği gösterme son orbitalin yarı dolu ya da tam dolu olma durumudur. Bize verilen elementlere baktığımız zaman tamamının A grubu elementleri olduğunu görüyoruz. O halde A grubu elementlerini oluşturan S ve P orbitallerini dikkat alalım. S'nin yarı dolu hali S1, tam dolu hali S2. P'nin e yarı dolu hali P3, tam dolu hali P6. Dolayısıyla elektron dizilimi S1, S2, P3 ya da P6 ile bittiğinde elementlerimiz küresel simetri özellik gösterecek. Bunun dışında D ve F orbitali ile biten elementler için de son orbitalimizin D5 ya da D10, F için ise F7 ya da F14 ile bitmesi gerekiyor. Periyodik sistemimizde gruplara göre son orbitalleri yazalım. Şurası 1A idi. 1A grubu S1 ile biter. 2A grubu S2 ile biter. 3A grubu P1 ile başlar. 4A P2. 5A P3. 6A P4. 7A P5 ve 8A P6 ile bitmekteydi. Küresel simetrik olanlara bakalım. Y S1 ile bitti. Yarı dolu olduğu için küresel simetri. X tam dolu olduğu için küresel simetri. P3 yarı dolu olduğu için küresel simetri ve Q tam dolu olduğu için küresel simetri özellik gösterecek. Son olarak P6 ile biten bir başka element olan L elementi de küresel simetri özelliğe sahiptir. Dolayısıyla burada belirtilen XYZL ve Q elementleri küresel simetriktir ifadesi doğrudur. B şıkkı XT bileşiğinin iyonik karakteri Y2T bileşiğinin iyonik karakterinden fazladır. İyonik karakterin fazla olması demek iyonik bağı oluşturan elementlerin elektronegatiflik farkının fazla olması demek. Elektronegatiflik fark arttıkça iyonik karakter artar diyoruz. A metallerin elektronegatiflik değerleri 2 ile 4 arasındaydı. Metallerin elektronegatiflik değeri ise 0 ile 1.7 arasındaydı. 1.7 ve 2 arasında olanlar da yarı metaldir. Bileşiklerimize baktığımızda XT ve Y2T bileşiğini görüyoruz. Bakın her ikisinde de ortak element T elementi. T elementi 6A grubunda bulunan bir ametal. T elementi ametal olduğu için elektronegatiflik değeri yüksektir. Bizim aradığımız durum neydi? Elektronegatiflik farkın fazla olmasıydı. Elektronegatiflik fark fazla ise iyonik karakter artar demiştik. Peki elektronegatiflik fark nasıl fazla olur? Ametalin zaten elektronegatifliği yüksekti. Metalin de elektronegatifliği düşükse aradaki fark daha fazladır. O halde biz elektronegatifliğin daha az olduğu metali arayacağız. Elektronegatiflik periyodik sistemde periyot küçüldükçe ve aynı periyotta sağa doğru gidildikçe artıyordu. O halde biz bu durumun tersini arayacağız. Yani periyodun daha büyük olduğu ve grubun daha küçük olduğu elementin elektronegatiflik değeri daha düşüktür diyoruz. Bileşiklerdeki metallerimiz olan X ve Y'nin periyodik sistemdeki yerine baktığımızda X'in periyodunun daha büyük olduğundan dolayı elektronegatifliğinin düşük olduğunu söylüyoruz. Elektronegatifliği düşük olduğundan dolayı da iyonik karakteri daha fazladır yorumunu yapacağız. Dolayısıyla XT bileşiğinin iyonik karakteri Y2T bileşiğinin iyonik karakterinden fazladır ifadesi doğrudur. C şıkkı birinci yonlaşma enerjisi en yüksek olan L'dir denilmiş. İyonlaşma enerjisi periyot küçüldükçe artıyor, aynı periyotta da sağa doğru gidildikçe artmaktaydı. Periyodik sistemimizde en yukarıda ve en sağda olan element L elementi olduğundan dolayı birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan L'dir diyoruz. Bu arada aynı periyotta bulunan elementlerin iyonlaşma enerjisini sıralarken gruplara göre dağılımına dikkat edecektik. Çünkü küresel simetriden dolayı birkaç sapma var. Bu sapmalar 2A'da yaşanıyor. Bakın 2A 3A'dan büyük küresel simetri nedeniyle. Bir de 5A'da yaşanıyor. Sıralamaya devam edelim. 5A'da 6A geçiyor. Sonrasında 7A sonrasında 8A. Yani iyonlaşma enerjisi en büyük olan bir periyotta 8A grubudur. Yine periyot küçüldükçe iyonlaşma enerjisi artacağından dolayı tüm verilen bu elementler içerisinde iyonlaşma enerjisi en büyük olan L'dir yorumunu yapmıştık. D şıkkı X ve Y'den metalik bağ kuvveti fazla olan X'dir denilmiş. Metallerde yarı çap küçüldükçe metalik bağ daha da kuvvetlenir arkadaşlar. X ve Y'den yarı çapı daha küçük olan Y'nin metalik bağ sağlamlığı X'e göre daha fazladır. Dolayısıyla buradaki ifade yanlıştır. Sorumuz bize yanlış olanı sorduğu için cevabımız D seçeneğidir. Son olarak E şıkkına bakıyoruz. Z ile T arasında oluşan bileşiklerde Z farklı pozitif değerliklere sahip olabilir denilmiş. Arkadaşlar T elementi ikinci periyot 6A grubu olan oksijen elementidir. Z ise 5A grubu elementiydi. Azot hatta. 5A grupları kovalent bileşiklerde eksi 3 ile artı 5 arasında değerlikler alabiliyor. Farklı bileşikler için konuşuyoruz. Dolayısıyla birden fazla pozitif değerliğe sahip olma ihtimali var. Tekrar söylüyorum bu durum kovalent bileşikler için geçerli. İyonik bileşiklerde 5A her zaman eksi 3 alırdı. Bize verilen T elementi metal olduğundan dolayı 5A grubu olan Z için eksi 3 ile artı 5 değerleri arasında yükseltgenme basamaklarına sahip olabilir ifadesi doğru olacak. O halde sorumuzda E şıkkı da doğru. Az önce belirtmiştik silinmiş burada. Sorumuzda bize yanlış olan sorulduğu için cevabımız B seçeneği olacak. Burada metalik bağ kuvveti daha fazla olan yarıçapı küçük olan Y metaldir. Yarıçap çap küçüldükçe metalik bağ kuvveti artmaktaydı. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde altı çizili atomun yükseltgenme basamağı yanlış verilmiştir? A şıkkına baktığımızda CH4 bileşiğinde hidrojenin altı çizili. Hidrojenin özel bir durumu vardı. Metallerle yaptığı bileşiklerde eksi bir değerlik alırken ametallerle yaptığı bileşiklerde artı bir değerlik almaktaydı. Karbon elementi ametal atom olduğundan dolayı hidrojenin burada artı bir yükseltgenme basamağına sahip olması gerekiyor. Öncülümüzde ise eksi bir yükseltgenme basamağı demiş hidrojen için. Dolayısıyla yanlış bir ifadedir bu. Bize soru yanlış olanı sorduğu için cevabımız A seçeneğidir. Diğer öncülleri de inceleyelim. Sodyum peroksit bileşiği. Oksijenin bir a grubu olan sodyumla yaptığı Na2O2 bileşiğine bakalım. Arkadaşlar 1A grupları artı bir yükseltgenme basamağına sahipti. Sabit bir değerlikti. Dolayısıyla burada oksijeni bulacağız. 2 tane sodyum var. Artı 1 diyorum. Artı 2 tane oksijen var. Oksijenin yükseltgeme basamağına x diyelim. Bileşiğimiz nötr olduğundan dolayı toplam yükü 0 eşitlersek. Buradan denklemi çözdüğümüzde 2x 2 x eşittir 1. Yani bir tane oksijenin yükseltgeme basamağı eksi 1'dir. B seçeneği doğrudur. C seçeneğine geldik. Potasyum hidrojen bileşiği hidrojen ve potasyum elementinden oluşan bir bileşik. A şıkkında da söylemiştik hidrojen metallerle eksi bir yükseltgenme basamağına sahipti. Potasyum da 1A grubunda bulunan bir alkali metaldir. Dolayısıyla hidrojen metale karşı eksi bir yükseltgenme basamağı alması gerekiyor. C şıkkı doğru. A metallerle hidrojen artı bir alıyordu. Metallerle eksi 1 dikkat. D seçeneğine geldiğimizde lityum oksit bileşiği yine oksijenin yükseltgenme basamağını bulmamız istenmiş bizden. İki tane lityum var. Lityum da 1A grubu elementidir arkadaşlar. Bakın hidrojen, sodyum, lityum, potasyum 1A denilmiş. 1A grupları metalleri özellikle artı bir yükseltgenme basamağına sahipti. Oksijenin yükseltgenme basamağına x diyelim. Toplam yük yine sıfır eşit olacak. Nötr olduğu için bileşiğimiz buradan x'i yani oksijenin yükseltgenme basamağına eksi 2 buluyoruz. D seçeneği de doğrudur. Son olarak E şıkkına geldik. Oksijenin demir elementiyle yaptığı bileşikteki yükseltgenme basamak değeri sorulmuş. Arkadaşlar oksijen bileşiklerinin büyük bir kısmında eksi 2 değerliye sahipti. Demir elementiyle yaptığı bileşikler de bunlardan biriydi. Yani burada oksijen eksi 2 yükseltgenme basamağına sahipti diyoruz. Oksijenin az da olsa eksi 2'den farklı yükseltgenme basamağına sahip olduğu durumlar da karşımıza çıkabiliyordu. Oksijenin eksi 2 dışında aldığı yükseltgenme basamaklarını hatırlarsak eksi 1, eksi 1 bölü 2 ve artı 2 yükseltgenme basamağı değerlerini alabildiğini biliyoruz. Artı 2 değerlik flor elementi ile yaptığı OF2 bileşiğinde burada oksijen artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Çünkü flor her zaman eksi 1 yükseltgenme basamağına sahip oluyordu. Bir de eksi 1 ve eksi 1 bölü 2 aldığı değerlikler de bulunmaktaydı. Bunu da genellikle 1A ve 2A grubu elementleriyle yaptığı bileşiklerde alıyordu. Ancak her 1A ve 2A grubuyla yaptığı bileşikte oksijen eksi 1 veya da eksi 1 bölü 2 alır demek yanlış olur. Bunu bileşiğin formülü üzerinden hesaplamamız gerekiyordu. Mesela B şıkkında eksi 1 değerlikli almış durumu söz konusu. Tutup da bileşiğimiz şu şekilde yazılsaydı Na2O şeklinde. Mesela burada oksijen eksi 2 yükseltgeme basamağına da sahip olabilirdi. Ancak demir elementi 1A ve da 2A grubu elementi olmadığından dolayı burada kesinlikle eksi 2 değerlik alacaktır yorumunu yapabiliriz. E şıkkı da doğru oldu. Sorumuz bize yanlış olanı sorduğu için cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin adı doğru verilmiştir? Arkadaşlar bileşik simlendirmesi yapılırken önce bileşiğin iyonik mi yoksa kovalent mi olduğuna bakılmalı. Kovalent bileşiklerde mono, di, tri gibi Latince sayıları kullanıyorduk. İyonik bileşiklerde ise iki sorumuz vardı. İyonik bağlı bileşikteki metal sabit değerlikli mi değişken değerlikli mi? Sabit değerlikli ise direkt isim okuyoruz. Değişken değerlikli ise metalin aldığı değerliği Roma rakamıyla belirlememiz gerekir. Şimdi bu aşamaları yaparak soruyu çözelim. Birinci bileşimimize baktığımız zaman metal atomu içerdiğinden dolayı iyonik bir bileşiktir. İyonik bileşiklere ne soruyorduk? Sabit mi değişken mi? Baktığımız zaman kurşun elementi metal olarak kullanılmış kurşun değişken değerli bir metaldi. Hatta isterseniz değişken değerli metalleri bir hatırlayalım. Evet değişken değerli metallerden en çok karşımıza çıkanları yazdık. Kurşun, bakır, demir, civa, mangan, krom, nikel, kobalt ve kalay. Birinci bileşikteki değişken değerli metalimizin kurşun olduğunu görmekteyiz. Değişken değerli olduğunda ne yapıyorduk? Metalin aldığı değerli Roma ile ifade edecektik. Kurşunun yükseltgenme basamağını hesaplayalım. Kurşunun yükseltgenme basamağını x diyelim. Bir tane kurşun vardı. Artı 2 tane oksijen var. Oksijen eksi 2 değerliğe sahip. Bileşiğin toplam yükü 0 olacak. Nötr bir bileşik. Burada yükseltgenme basamağını hesaplayacak olursak x için artı 4 değerine ulaşmış olduk. Yani kurşunun aldığı değerlik artı 4'tür. O halde bileşiğimizin ismi şöyle olacak. Metalin adını okuyoruz. Kurşun. Metalin aldığı değerlik Roma rakamıyla ve son olarak ametalin ismi Oksijen sonda oksit şeklinde okunurdu. Kurşun 4 oksit şeklinde bileşimizin ismi olması gerekiyordu. Burada ise kurşun dioksit denilmiş. Sanki kovalent bağlı bir bileşik gibi adlandırılmış. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. İkinci öncüle geldik. Bileşiğe baktığımızda klor ametal, flor da ametal. Ametal atomlar arasında gerçekleşen bileşikler kovalent bileşiklerdi. Bunlar isimlendirilirken latince sayılar kullanılırdı. Bileşimimizi isimlendirelim. Kovalent bileşikleri nasıl isimlendiriyorduk? Önce birinci ametalin sayısı latince söyleniyordu. Ancak bir ise söylenmiyordu. Görüldüğü gibi klor bir tane olduğu için latince sayısını söylemeye gerek yok. Direkt birinci ametalin adıyla başlıyorum. Klor element olduğu için klor dedik. Daha sonra ikinci ametalin sayısını söylüyoruz latince. Yedinin latince karşılığı hep de olacak. Ve son olarak ikinci ametalin adını okuyoruz. Flor elementi sonda okunurken florür şeklinde okunur. Yani ikinci simlendirmemiz doğru oldu. Üçüncü simlendirme bakalım. Bileşiğimiz metal atom içerdiğinden dolayı iyonik bir bileşiktir. Magnezyum metali sabit değerliklidir. Bakın değişken değerli metaller arasında yok. Sabit değerlikli iyonik bileşikleri adlandırırken direkt isim okuyoruz. Metalin adı magnezyum. Klor ve oksijenden oluşan ve yükü eksi bir olan kökümüzün adı hipokloriktir arkadaşlar. Şu kök hipoklorittir. Burada klorat demiş. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlıştır. Doğrusu magnezyum hipoklorit olması gerekiyordu. Bildiğimiz üzere magnezyum artı iki değerlikliydi. Hipoklorit de eksi bir. Bunları yükler ayaklara gelecek şekilde çaprazladığımızda oluşan bileşiği oluyorduk. Magnezyum ayağına bir geldi. Bir yazılmaz. Hipoklorit kökünün ayağına iki gelmesi lazım. Köklerin ayağına bir şey geldiği zaman yani birden farklı bir şey geldiği zaman o kökü parantez için alırdık. Ve bileşiğin formülü bu şekilde olurdu. Yani burada belirttiğimiz gibi işte şu ClO üzeri eksi 1 kökünün adı hipokloritti arkadaşlar. Peki magnezyum klorat nasıl yazılır derseniz. Magnezyum artı iki yüklü. Kloratta ise üç tane oksijen bulunuyor. Ve yükümüz eksi 1. Burada çaprazladığımızda magnezyum klorat bileşiği formülü bu şekilde olurdu. Evet 3. öncül yanlış dedik. Dördüncü öncüle bakalım. Yine bileşimizde metal var. Dolayısıyla bileşik iyonik bir bileşik. Çinko sabit değerlikli bir metaldir. Bakın değişken değerli metaller arasında yok. Direkt isim okuyoruz. Zn çinkoydu. Şu kökün adı da oksalattır arkadaşlar. C2O4 hatta şöyle yazalım. C2O4 üzeri de eksi 2 yüklüdür. Oksalattır. Dolayısıyla bileşik ismi çinko oksalat olacak. Burada ise Roma rakamıyla 2 yazılmış. Yani sanki çinko değişken değerli bir metalmiş gibi yazılmış. Çinko değişken değerlikli değildir arkadaşlar. Geçiş metaldir ama değişken değerlikli değil. Yani her geçiş metali değişken değerlikli demiyoruz. Dikkat. Değişken değerlikli metalleri burada yazmıştık. Bunların arasında yoksa sabit değerlikli diyebiliriz. Bileşimizin doğru isimlendirmesi ne olurdu? Çinko Oksalat şeklinde olması gerekirdi. Dördüncü öncülle yanlış oldu. Bize doğru olanlar sorulduğu için cevabımız yalnız iki olan B seçeneğidir. Aynı periyottaki X, Y, Z ve T elementleriyle ilgili bilgiler verilmiş. Bize buna göre bu elementlerle ilgili yukarıdaki karşılaştırmalardan hangileri doğrudur deniliyor. Bilgilere bakalım. X bileşiklerinde farklı pozitif yükseltgenme basamaklarına sahip olabilen bir metaldir denilmiş. Arkadaşlar X değişken değerlikli bir metalmiş. Kim olabilir peki değişken değerlikli metaller? Geçiş metallerinden de olabilir ya da 4A grubunda bulunan kurşun kalay gibi metallerde olabilir. İsterseniz bir değişken değerli metalleri hatırlayalım. Az önce de belirttiğim gibi değişken değerli metallerimiz demir, bakır, nikel, kobalt, mangan, krom, civa gibi geçiş metali de olabilir. Kurşun ve kalay gibi 4A grubu da olabilir. İki ihtimali de düşüneceğiz. Y elementi için bulunduğu periyodun en aktif metalidir denilmiş. Aynı periyotta metalik özellik grup numarası küçüldükçe artmaktaydı. Yani sola doğru artmaktaydı. O halde Y elementi için en aktif metal denildiğinden dolayı 1A grubudur diyoruz. Bu şekilde yazmış olalım. Y eşittir 1A'dır. Z için X ile oluşturduğu bileşikte X neydi? Bir metaldi. Yani metal ile oluşturduğu bileşikte yükseltgenme basamağı negatifti. Arkadaşlar metallere karşı negatif yükseltgenme basamağına sahip olan Elementler kimlerdi? A metallerdi. O halde Z bir A metaldir diyoruz. Burada Z hidrojen olabilir mi sorusu belki aklımıza gelir. O da A metal ama hani birinci periyot bir adı. özel bir durumu var belki. Hidrojen olamaz çünkü bu dört element aynı periyottaydı. Hidrojen bildiğiniz üzere birinci periyot bir A grubunda bulunmakta. Dolayısıyla birinci periyotta iki element olduğundan dolayı hidrojen ve helyum dört element bulunamayacağından Z hidrojen değildir yorumunu yapabiliriz. O halde ametal derken ne olur? 5A, 6A, 7A'dan bir grupta bulunacak. Parantez içinde de belirtelim bunu. Son olarak T oda koşullarında atomik yapılı bir gazdır. Atomik yapılı gazlar soy gazlardır arkadaşlar ve 8A grubunda yer alırlar. O halde elementlerimizin aynı periyottaki sıralaması tahminen ne olacak? Y 1A grubu demiştik en solda yer alacak. X için geçiş metali ya da 4A grubu olabilir dediğinden dolayı sonuçta ametal metal ve soy gaza göre daha solda olacağından Y'den sonra X gelir. Sonrasında ametal olan Z elementi ve soy gaz olan periyodik sistemin en sağında yer alan T elementi gelecek. O halde elementlerimizin aynı periyottaki sıralaması bu şekilde olacak. Buna göre sorumuzu cevaplayacağız. Öncüllere bakalım. Birinci öncül atom çapı demiş. Aynı periyotta atom yarıçapı sola doğru artmaktaydı. Bu nedenle atom yarıçapı en büyük olan Y, sonra X, sonra Z, sonra T olacak. Yani aynı periyotta grubu küçük olanın yarıçapı fazladır diyoruz. Bize verilen sıralama farklı bir sıralama olduğu için birinci öncül yanlış. İkinci öncül birinci yoğunlaşma enerjisi denilmiş. Birinci yoğunlaşma enerjisi aynı periyotta genellikle sağa doğru artmaktaydı. 3 aşağı 5 yukarı kuralı da vardı. Yani sapma durumları da vardı. Neydi bu durumlar? Küresel simetri nedeniyle 2A 3A'dan daha büyük iyonlaşmaya sahipti. 5A'da 6A'dan daha büyük iyonlaşma enerjisine sahipti. İsterseniz bunu da yazalım. Aynı periyottaki elementlerin gruplar arasındaki iyonlaşma enerjisinde dikkat etmemiz gereken durum küresel simetriden dolayı 2A 3A'yı 5A'da 6A'yı geçmekteydi. Ancak bizim elimizdeki elementlere baktığımızda 2A'da ya da 5A'da olduğunu net bildiğimiz ya da 2A 3A gibi 5A 6A gibi birbirine ardışık durumda bulunan elementler bulunmamakta. Ne demiştik? X ya geçiş metali ya 4A olabilir demiştik. Y zaten 1A'ydı. Z zaten 5A 6A 7A'ydı. T de 8A'ydı. Yani bu sapma durumlarına denk gelmiyoruz. O halde yapacağımız yorum, aynı periyotta sağa doğru iyonlaşma enerjisi genellikle artar şeklinde olacak. Periyodik sistemin en sağında bulunan 8A'da yani T elementinin iyonlaşma enerjisi en büyük sonra Z, sonra X ve sonra Y şeklinde birinci yoğunlaşma enerjisi sıralaması olacak. Burada da bu sıralamanın bize verildiğini görüyoruz. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül aynı koşullardaki erime noktası denilmiş. Arkadaşlar metallerin erime noktası ametal ve soy gazlardan daha fazladır. Zaten oda koşullarında katı halde bulunduklarından bunu anlayabiliyoruz. Peki metalleri kendi arasında erime noktasına göre kıyaslarsak nasıl yorum yapacağız? yarı çapı küçük olan metalin erime noktası daha büyüktür şeklinde yorum yapıyoruz. Yarı çapı daha küçük olan metalimiz kim? Bakın Y ve X arasında X'in yarı çapı daha küçüktür. O yüzden sağlamlık açısından X daha büyük olacak Y'ye göre. Tekrarlıyorum metallerde erime noktası yarı çapı küçük olanın daha büyüktür diyoruz. Z ve T arasındaki ilişkiye de göz atalım. Bunun için şu bilgiye dikkat çekmek istiyorum. X elementi için ne demiştik? Ya geçiş metali ya 4A grubu. Geçiş metalleri 4. periyottan itibaren başlamaktaydı. Kurşun ve kalaydan kalay 5. periyot, kurşun ise 6. periyotta bulunmakta. Bu elementler için yani X, Y, Z, Z, T için ne denilmişti? Aynı periyotta olduğu söylenmişti. O halde Z ve T de ya 4. periyot ya da 5. veya da 6. periyotta bulunur yorumunu yapacağız. Ametallerle ilgili şu bilgimiz var. Normalde ametaller oda şartlarında gaz sıvı ya da katı halde bulunabilir. Ancak dördüncü periyot ve sonraki ametaller oda koşullarında sıvı ya da katı halde bulunmakta. Bu nedenden dolayı gaz halde bulunan soy gaza göre erime noktaları daha büyük olacaktır. Yani ametal olan Z elementinin erime noktası gaz halde bulunan T soy gazından daha büyük olmalıdır. Yorumunu yapıyoruz. Dolayısıyla üçüncü öncülüğümüz de doğru oldu. Sorumuzda bize doğru olanlar sorulduğu için cevabımız 2 ve 3 olan D seçeneğidir. Periyodik sistemin 4. periyodunun 7. elementi olan X ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Arkadaşlar grup numarası A ya da B şeklinde sınıflandırılmamışsa burada bahsedilen grup numarası IUPAC numarasıdır. Bakın burada 7. element denilmiş, 7A ya da 7B denilmemiş. Dolayısıyla burada bahsedilen grup numarası yupak numarasıdır. Dördüncü periyodun 7. element. 7. grup gibi düşünebilirsiniz. Peki bu elementimizin bir elektron dizilimini yapalım. Elektron dizilimini bu şekilde yaptığımızda periyot çizgimizi çektiğimizde elementimizin dördüncü periyotta bulunduğunu periyot çizgisinden sonraki orbitallerde bulunan elektronları topladığımızda grup numarasının 7 olduğunu ve son orbitali D ile bittiğinden dolayı bu grubunda 7B grubu olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar bu elementin yupak numarası da 7'dir. Yani periyodik cetvelin en solundan sağa doğru saymaya başladığımızda 7. elementimiz 7B grubunda bulunmakta. Yine yupak numarasında şöyle bir numaralandırma yapıyorduk onu da hatırlatayım. Periyodik cetviri şu şekilde temsil olarak çizdiğimizde en soldaki elementi birinci element, sonra ikinci element diye gidiyordu burada üçüncü element diye. 7. element 7B grubunda olmakta. 3A grubuna 13. element diyorduk. Bunun nedeni de 2A ile 3A arasında 10 tane B grubu elementinin bulunmasıydı. Yupak numarası kavramından bahsettik. Öncüllerin yorumuna geçelim. Birinci öncül küresel simetrik özellik gösterir. Küresel simetri durumu son orbitalin yarı dolu ya da tam dolu olma durumuydu. Elektron dizilimimize baktığımızda son orbitalin d5 ile bittiğini yani d orbitalinin yarı dolu hal olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla küresel simetri özellik gösterir diyoruz. İkinci öncül artı iki yüklü iyonunun elektron dizilimi 3d3 ile sonlanır. Arkadaşlar bir tanecik elektron verdiğinde baş kuantum sayısının en büyük olduğu yerden verir. Elektron orbital dizilimine baktığımızda baş kuantum sayısının en büyük olduğu yer 4s orbitali. Dolayısıyla 2 elektronu buradan vereceğiz. 2 elektron verildiğinde son orbitalin 3d5 olduğunu görmekteyiz. Burada ise 3d3 3D ile sonlanır dediğinden dolayı ikinci öncülümüz yanlış oldu. Üçüncü öncül temel hal elektron diziliminde açısal momentum kuantum sayısı 1 olan yani p orbitalinden bahsediyor. Tam dolu orbital sayısı 6'dır. P orbitallerinin tam dolu olanları sorulmuş. Bakın ilk P orbitalimiz 2P6'da karşımıza çıktı. 3 alt orbitalcikten oluşmaktaydı. Tam dolu olduğundan dolayı 1, 2, 3 tam dolu orbitalimiz var. Daha sonra 3 p 6ya geldik. Bu da tam dolu halde. 6 tam dolu orbitalimiz oldu. Başka da P orbitalimiz bulunmamakta. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğrudur diyoruz. Soru bize doğru olanları sorduğundan dolayı cevabımız 1 ve 3. öncülleri içeren C seçeneğidir. Artı bir yüklü iyonunun elektron dizilimi d 10 ile sonlanan x elementi ile ilgili yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Gençler dikkat edersek soru bize x'in elementi yani x'in nötr hali ile ilgili soruyor. Peki soru bize ne ile ilgili bilgi vermiş? Artı bir yüklü iyonunun elektron dizilimi 3'te 10 ile bitiyor demiş. Yani bir elektron verdiğinde elektron dizilimi 3 10 ile sonlanıyor. Peki elektron nereden verilirdi arkadaşlar? baş kuantum sayısının en büyük olduğu orbitalden. Dolayısıyla birkaç ihtimal söz konusu 3D onla bitebilmesi için. Bu ihtimalleri yazalım. Bize soru kesinlik sorduğu için her ihtimal için doğru olan öncül bizim cevabımız olacak. Şimdi x'in nötr halini yazarak bir elektron verdiğinde 3D onla bitiyor mu bunu yorumlayalım. Evet öncelikle elektron diziliminin en yüksek elektron sayısına sahip olduğu duruma göre yazdım. Ne yaptık biz bunu nötr haline göre düşünmüştük. Burada bir elektron vermiş olsaydık ne yapacaktık? Baş kuantum sayısının en büyük olduğu yerden verecektik. Baş kuantum sayısının en büyük olduğu iki yer var. 4S ve 4P. Bu şekilde baş kuantum sayısının en büyük olan iki durum varsa en sondakinden elektron vereceğiz. Yani 4P1'den elektron vermiş olsaydık görüldüğü gibi elektron dizilimimiz artı bir yüklü tanecik için 3'te 10 ile bitiyordu. Dolayısıyla x'in nötr halinin birinci durumu bu şekilde olabilir. Elektron sayılarını sayarsak 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 31. Elektron sayısının 31 dolayısıyla proton sayısının da 31 olduğunu görmekteyiz. Bu birinci ihtimalimiz. Diğer bir ihtimalimiz x'in proton sayısının 30 olduğu durum. Burada da elektron dizilimi yapalım. Bakın nötr halde yine Elektron dizilimini bu şekilde yaptığımızda bir elektron verdiğimizde artı bir yüklü halinde yine elektron nereden veriyordu? Baş kuantum sayısının en büyük olduğu yerden. Yani 4s'den bir elektron verdiğimizde elektron dizilimi 4s1 3d10 şeklinde bitecekti. Dolayısıyla sonu 3d10 olduğu için x için bu şekilde de bir elektron dizilimi yazabiliriz. Bir ihtimalimiz daha var onu da görelim. Proton sayımızın 29 olduğu durum. Bakın 29'da küresel simetri durumu vardı. Normalde 29'un elektron dizilimi yapıldığında sonu 4s2 3d9'da bitmesi gerekiyor. Ama s2d9'u biz ne yapıyorduk? Küresel simetrik hale çevirebilmek için her defasında s1d10 şeklinde yazıyorduk. Burada da orijinali s1d10 şeklinde düşüneceğiz. Bu yine bunun nötr hali. Bir elektron vermek istersek baş kuantum sayısının en büyük olduğu yerden vereceğiz. Yani 4s1'den bir elektron verdiğimizde yine son orbitalin 3D olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla X'in proton sayısı nötr halde 29'da olabilir. Öncülleri yorumlarken bu 3 duruma dikkat ederek yorum yapacağız. Birinci öncül metaldir. Bakın X'in proton sayısı 31 olduğunda 4. periyot 3A grubu elementi karşımıza çıkıyor. 3A grubu metaldi. Dolayısıyla birinci durum için metal ifadesi doğru. İkinci ve üçüncü durum içinse zaten bunlar Sonu D ile bittiğinden dolayı geçiş metalidir. Dolayısıyla birinci öncül her üç durum içinde geçerli olduğundan dolayı kesinlikle doğrudur diyoruz. İkinci öncül L'si 2 olan yani D orbitallerinden bahsediyor. Tam dolu orbital sayısı 5'tir. Bir tane orbital 2 elektron alabiliyordu. D orbitallerinde 5 tane tam dolu orbital varsa arkadaşlar nedir bizim D orbitallerinin toplam elektron sayısı? D 10'dur. X için yazdığımız ihtimallere baktığımızda her 3 durum içinde 3D'de 10 elektron bulunmakta. Dolayısıyla 3D'de 5 tane tam dolu orbital bulunmakta. Bu da kesinlikle doğrudur diyoruz. Üçüncü öncül atom numarası 29'dur. Bu kesin değil arkadaşlar. Bakın 3 ihtimalden sadece birinde atom numarası 29. Birinci ve ikinci ihtimallerde 31 ve 30 da olabilirdi. Dolayısıyla üçüncü öncül kesin doğru diyemeyiz. Bize kesin doğru olanlar olduğu için cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir. Yukarıdaki elementlerden hangileri bileşiklerinde birden farklı pozitif yükseltgenme basamağına sahip olabilir deniliyor. Bileşiklerinde birden farklı pozitif yükseltgenme basamağına sahip olabilen maddelere değişken değerlikli metaller örnek verilebilir. Bunun dışında ametallerin kovalent bağlı bileşiklerinde yine örnekler bulunabilir bununla ilgili. Bunu da yazalım. Bu durumu daha açıklamak istersek mesela 5A grubu kovalent bağlı bileşiklerde 3 ile artı 5 arasında yükseltgeme basamağına sahip. Eksi 3 ile artı 5 arasında birden farklı pozitif değerlikler bulunmakta arkadaşlar. 6A için yine 2 ile artı 6 arasında değerlikler alabildiğini biliyoruz. Birden fazla yine pozitif değerlik var. 7A'da flor hariç eksi 1'den artı 7'ye kadar değerlik alabilir. Flor her zaman eksi 1'de. Yani kovalent bileşiklerde ametaller de birden farklı pozitif değerlik alabilir. Öncüllerdeki maddelere bakalım. Birinci öncül hidrojen demiş. Hidrojen metallerle eksi 1 yükseltgenme basamağına sahip. Ametallerle artı 1 yükseltgenme basamağına sahipti. Görüldüğü gibi birden farklı pozitif yükseltgenme basamağına sahip değil. Sadece bir tane artı bir yükseltgen basamağı var. Diğer yükseltgen basamağı negatif değerlikli olduğundan dolayı birinci öncüle eledik. İkinci ve üçüncü metallerimiz ise değişken değerlikli metallerdir arkadaşlar. Dolayısıyla bileşiklerine birden farklı pozitif yükseltgen basamağına sahiptirler. Değişken değerlikli metalleri hatırlayalım. Demir, bakır, civa, kurşun, kalay, krom, mangan nikel ve kobalt elementleriydi. Burada da değişken değerlikli metallerden krom ve kobalt verilmiş. Dolayısıyla 2 ve 3 doğrudur diyoruz. Bunlar değişken değerlikli metallerde Bir de şu hatırlatmayı yapayım. Değişken değerlikli metallerin birçoğu geçiş metali olmasına rağmen ama ne diyoruz? Bütün geçiş metalleri değişken değerlikli metal değildir. Örnek olarak çinko her zaman artı 2, gümüş her zaman artı 1'dir. Bu durumu da hatırlatmak istedim. Sorumuzda bize birden farklı pozitif yükseltme basamağına sahip olabilenler sorulduğu için cevabımız 2 ve 3 olan E seçeneğidir arkadaşlar. A grubu elementi olan X, Y ve Z atomları ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre bu atomlarla ilgili yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur deniliyor. Verilen bilgilere bakalım. Birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan X atom hacmi en büyük olan Y'dir. Yonlaşma enerjisi periyot küçüldükçe artmakta. Aynı periyotta genellikle sağa doğru yine artmaktaydı. Yoğunlaşma enerjisi artar diyelim. Aynı periyotta sağa doğru genellikle artar dememin nedeni küresel simetriden dolayı yaşanan sapma durumlardı. Bu nedenle aynı periyottaki yoğunlaşma enerjisinin gruplara göre değişimini bir yazalım. Evet aynı periyotta yoğunlaşma enerjisinin gruplara göre dağılım bu şekilde. 3 aşağı 5 yukarı kuralı geçerli. Yani 2A 3A'yı 5A'da 6A'yı geçmekte. Atom hacmi en büyük olan Y denilmiş. Atom hacmi ise periyot büyüdükçe artmaktaydı. Aynı periyotta grubu küçük olan atom hacmi daha büyüktü. Atom hacmini yarıçap olarak da yazabiliriz. Bu durumları dikkate alarak öncülleri yorumlayalım. Soru bize unutmayalım. Kesinlikle doğru olanı sormuştu. Birinci öncül aynı grupta iseler atom numaralar arasındaki ilişki denilmiş. Aynı grupta demek aynı düşey sütunda olmaları demek. 3 tane elementimiz vardı. Ne demiştik? İyonlaşma enerjisi en büyük olan X. İyonlaşma enerjisi periyot küçüldükçe arttığına göre o zaman X en yukarıda olacak. Yani periyodu en küçük olacak. Atom hacmi en büyük olan Y olduğuna göre Y'nin de periyodu en büyük olacak. Z'de ne olacak? İkisinin ortasında yer alacak. Bildiğimiz üzere periyot arttıkça atom numarası artmaktaydı. Dolayısıyla atom numarası en büyük olan Y sonra Z sonra X olur. Aynı grupta iseler burada verilen sıralama doğrudur. Birinci öncül kesin doğru diyoruz. İkinci öncül aynı periyotta iseler grup numarası en büyük olan Z'dir. Arkadaşlar sorumuz bize kesinlik sorduğundan dolayı öncülüğü doğrulamayacak tek bir durum varsa hemen eleriz. Çünkü kesin doğru olması lazım. Yani her durumda doğru olması gerekiyor. Tek bir aksi durum ne yapar? İkinci öncülün elenmesine neden olur. Şimdi sorumuzda ne diyordu? Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan X'tir. Mesela birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan x'e x x'e ben 8a desem ne olur o zaman? Aynı periyotta grup numarası en büyük olan x olma ihtimali var. Dolayısıyla en büyük olan z'dir ibaresi kesin doğru diyemeyiz. Öncül kesin dediği için ikinci öncülü eledik. Eğer soru bize kesin diye bir ibare koymasaydı o zaman ikinci öncülümüz doğru olabilirdi. İyonlaşma enerjisi en büyük olan X'e biz 5A grubu deriz. Z'ye de 6A grubu deseydik ne olurdu? Aynı periyotta grup numarası en büyük Z'dir şeklinde yorum yapabilirdik. Ancak kesinlik sorduğundan dolayı birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan X ifadesini ben tutup X'e 8A dediğimde ne olur? Grubu da en büyük olan x olur. Z olmaz. Dolayısıyla ikinci öncül kesin değil dedik. Üçüncü öncül aynı periyotta iseler atom numarası en büyük olan x'tir denilmişti. Bir önceki öncülde kesinlik sorulmasaydı ikinci öncül doğru olabilir dediğim durum burada uygulandığında üçüncü öncülün de kesin olmadığını görüyoruz. Mesela birinci yonlaşma enerjisi en büyük olan x demiştik ya 5a grubuna x dersek z elementine de biz 6a dersek elementlerimiz aynı periyottaydı. Z'nin grubu X'ten daha büyük olduğundan ne olacak? Z'nin proton sayısı daha fazla olma durumu da vardı. Yani bu ifade de kesin değildir. Bize soru kesin olanlara sorduğu için cevabımız A seçeneğidir. Periyodik sistemin aynı grubunda bulunan X, Y ve Z ametalleri ile ilgili bilgiler verilmiş bize. Buna göre bu ametallerin elektron ilgilerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru olarak veriliyor? Öncelikle aynı grupta olduğu söylenilmişti bu maddelerin. Şöyle bir düşey sütun çizelim. 3'e bölelim. Bilgilerimize bakıyoruz. Bulundukları periyodun en elektronegatif elementidir. Bir periyotta en elektronegatif element 7A grubudur. Dolayısıyla 7A grubundan bahsediyoruz. Oda koşullarında X ve Z gaz, Y ise sıvı haldedir. Arkadaşlar 7A gruplarında hatırlayalım kimler vardı? Flor, klor, ...brom ve iot elementleri bulunmaktaydı. Flor gaz... ...flor gaz... ...brom sıvı, iot ise katı halde bulunuyordu. O halde burada... ...y'nin sıvı olduğu söylendiğine göre... ...y elementi brom'dur. Diğerleri gaz olduğuna göre... ...flor veya klordur. Hangisi flor, hangisi klor bilmiyoruz ama... ...sıvı olan y olduğundan dolayı... ...y verilen 3 element arasında... ...periyodu en büyük olandır diyebiliriz. Diğer bilgimizde... ...x ve z'nin oluşturduğu x2 z bileşiğinde z'nin yükseltgenme basamağı eksi 1'dir. İkisi de 7a grubu olmasına rağmen eksi 1'i yük alan kim z? Arkadaşlar 7a gruplarında her zaman eksi 1 yükseltgenme basamağına sahip olan elementimiz flordu. O halde z'nin flor olduğunu söylüyoruz. Onu da en tepeye yazıyoruz. Geriye x alojeni kaldı. 7a grubunda bulunan elementlerimizin sıralaması bu şekilde olacak. Bir de şunu söyleyeyim. 7A grubu zaten doğada moleküler halde bulunduğundan dolayı bunları X2Y2 ve Z2 şeklinde göstermişler. Sorumuzda bize elektron ilgisine göre karşılaştırın denilmiş. Arkadaşlar elektron ilgisi aynı grupta normalde yukarı doğru artıyordu. Ancak istisna bir durumumuz vardı. Elektron ilgisi en büyük olan element klordu. Bu istisna bir durumdu. Yani kuralın aykırı bir durumuydu ama bunu ezbere bileceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi verilen elementlerden Z floru X kloru temsil etmekte. Çünkü Z ve X için gaz demişti. Gaz olanlar az önce de söylediğim gibi klor ve flordu. Üçüncü bilgide Z'nin flor olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla X klordur diyoruz. O halde elektron ilgisi en büyük olan X'tir. Daha sonra elektron ilgisinin artış yönüne doğru elektron ilgisi fazlalaşacak. Yani periyodu küçük olanın elektron ilgisi daha fazladır diyeceğiz. Z ve son olarak y gelecek. Öncüllere baktığımızda doğru sıralamanın B seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. Periyodik sistemin 1A grubunda bulunan X, Y ve Z elementlerinin atom çapları arasındaki ilişki bize verilmiş. Buna göre bu elementlerin verilen niceliklerden hangilerinin arasındaki ilişki belirtildiği şekildedir denilmiş. Öncelikle 1 A grubunda olduğunu söylemişti soru bize elementlerimizin. Aynı düşey sütunu çizelim. 3'e bölüyorum. Atom yarı çapı ne oluyordu arkadaşlar? Periyot attıkça artmaktaydı. Atom çapları arasındaki ilişki en büyük olan x'dir demiş. Yani x'in periyodu en büyük. İkinci büyük olan z ve en küçük olan y'dir. 1 A grubundaki sıralaması bu şekilde diyebiliriz elementlerimizin. Birinci öncül metalik bağ kuvvetleri. Metalik bağ kuvveti yarı çap azaldıkça artar arkadaşlar. Dolayısıyla yarı çapı en küçük olan kimdir? Y elementidir. Az önce yarı çap periyot arttıkça artar demiştik. Bu defa yarı çapın azalan durumunu istediğim için periyodu küçük olan Y'nin yarı çapı en azdır. Yani metalik bağ kuvveti Y büyüktür, Z büyüktür, X şeklindedir. Bize de zaten y büyüktür, z büyüktür, x şeklinde olan özellikler sorulduğu için birinci öncül aradığımız bir durumdur. Buradaki sıralama metalik bağ kuvvetiydi. Dikkat! Yani atom çapları arasındaki ilişkinin tam tersi olarak da düşünebilirsiniz. Yukarıda vermişti. İkinci öncül aynı koşullardaki erime noktaları denilmiş. Arkadaşlar metalik bağ kuvveti arttıkça erime noktası da artar. Yani birinci öncülle ikinci öncülün cevabı aynı olacak. Tekrar söylüyorum. Metalik bağ kuvveti arttıkça erime noktası da artacaktır. Yine y büyüktür z büyüktür x ilişkisi var. İkinci öncülde aradığımız bir durumdur. Üçüncü öncül oksitlerinin sulu çözeltilerinin bazlığı. Metal oksitler bazik karakterliydi. Yarıçap arttıkça bazlık artmaktaydı arkadaşlar. Bazik özellik artar diyelim. Dolayısıyla Yarı çap sıralamasının aynısı olacak. Yani X büyüktür, Z büyüktür, Y şeklinde olacak oksitlerin sulu çözeltilerinin bazlığı. Biz ise tam tersi sıralamayı arıyorduk. O zaman 3. öncül aradığımız bir durum değildir. Bize Y büyüktür, Z büyüktür, X olanlar sorulduğu için cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir.